kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisin, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Bizler de iyiyiz. 19.sunu düzenliyorsun. Evet. 19. Gerçekten bu liseliler için gerçekten ekol olmuş bir yarışma. Evet. Peki bu iki günde bizleri ne bekliyor? İki günün ilk gününde aslında bir festival gibi. Zaten Uluslararası Altın Boğa Kısa Film hem yarışmasını hem festivalini düzenliyoruz biz. Festival tarzında atölyeler. Böyle çeşitli söyleşiler falan yapacağız. Daha sonrasında ise ikinci günün sonunda yine yarışmasını düzenlediğimiz Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşecek ve ardından bir gala gecesi düzenleyeceğiz. Bu gala gecesine hepinizi bekliyoruz. Birinci günün akşamında aynı zamanda açık hava sineması düzenliyoruz geleneksel olarak. Süper. Peki şey, daha önce böyle Star Wars Işın Kılıcı dövüşü... Evet, festivalde var mı? Evet, var. Quidditch yarışması falan da düzenlemişti. Süper. Yani bu iki gün gerçekten dolu dolu evet. geçecek. Evet. Süper. Açık hava sineması da var. Evet. O sizin bu çünkü vazgeçilmez etkinliklerinizden. Peki bu yarışmaya son başvuru ne zaman? Son başvuru tarihi 1 Mayıs. Evet. 1 Mayıs'a kadar liseli olmak şartıyla ülke çapındaki tüm adaylar bu yarışmaya başvurabilecek. Peki yönetmen mi liseli olmalı? Ekipteki herkesin evet. liseli olması herkesin gerekiyor. Herkesin. Evet. Wow. Peki konu sınırlaması var mı? Hayır, hiçbir konu sınırlaması yok. Hiçbir konu sınırlaması. Ne kadar olması gerekiyor filmde? Jenerik dahil 15 dakikadan uzun olmaması gerekiyor. Peki jüri üyeleri belli mi? Hayır, jüri üyeleri daha belli değil ama jüri kurulunun başkanı kim olacağı belli. Ceyhan Kandemir başkanlığında kurulacak jüri. Önceki senelerde jüri üyeleri hep tanındık isimler oldu. Bu sene de benzer bir kadro kuracağız. İnternet ve sayfamızdan kontrol edebilirsiniz. Aynen, o zaten altta evet. geçiyor. Şurada burada falan bir yerde olacak zaten. Peki kazanırlarsa onları ne bekliyor? Birinci, ikinci ve üçüncünün para ödülü vereceğiz. Ve birinci aynı zamanda altın boğa hediye edeceğiz. Evet, zaten geleneğimiz, yarışmamızda evet. ismi olan altın boğa. Şu boyutta gerçekten altından bir heykel veriyoruz. Evet, evet heykel. O zaten birçok liselinin hayalini mevcuyen bir heykelcik. Gerçekten heykelcik demiyorum, heykel yani. Heykel. Peki online festival düzenleme nasıl bir şey? Festivalde sadece galayı düzenledik online. Galayı ya? Evet, yarışma ödülünü düzenledik. Tadı yok. Hayır, evet, ben orada sunuculuk yapmıştım. Hani aslında pek hani normal gerçek gala işte hazırlık zamanında gördüğümüzde hani tabii ki daha güzeldi. Bu şekilde pek bir tadı olmadı yani. Ya, kaç film geliyor genelde? Bini aşkın, 5000 evet. aşkın falan film. Ve uluslararası. Evet, uluslararası. Evet. 2015 Süper. Yılında UNESCO'nun angren kullanım izniyle beraber yarışmamız uluslararası ifadesini alıyor. Süper. O gün bugündür de uluslararası, yurt dışından da başvurular evet. geliyor. Zaten okulumuz Almanya'yla da bağlantılı. Okulda Alman öğretmenlerden Almanca eğitim alıyoruz. Yani Alman okullarından da fazlaca başvuru alıyoruz. Gala gününe dışarıdan gelinebiliyor mu? Tabii ki dışarıdan da gelinebiliyor gala gününe. Gala günü gerçekten keyifli geçiyor. Ülkemizin en önemli galalarından biri olan Altın Portakal tarzında, yani ona yakın. Onun gibi olmak birazcık zor. Liseler arasında en iyi şeyi biz yapıyoruz yani. Gerçekten çok zevkli geçiyor. Zaten bilindik isimler geliyor. Müzik grupları falan çıkıyor. Yani çok evet. da onların bütün de. Şu an ayarlamaları sizde yani. Evet, onların hepsini biz yapıyoruz bu sene içerisinde. Süper. O zaman merakla bekliyor olacağız yani. Zaten biz de orada atölyemiz de olacak. Evet. Böyle bir daha önce de olmuştu ama koronadan dolayı maalesef olmuş. Evet. Bence de korona sürecinde bu online festival çok şey olmuyor gerçekten, tatsız. Neyse yani sonuçta dile kolay, 19.sunu yapılıyor evet. ve daha nicelerine yani. Zaten liseler arası olarak kısa film yarışması düzenleyen ilk okul biziz. Yani Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması alanında ilk aslında. Evet. Yarışmaya başvurular ne zaman başlıyor? Ya, 1 Nisan tarihinden itibaren başvurabilirsiniz. Yarışma için gerekli bilgileri, detayları internet sitemizde. İnternet sitemizde zaten orada nasıl başvurulacağı çok basit bir şekilde anlatılıyor. Yani herkes başvurabilir. Süper. O zaman bütün liselere evet. şimdiden başlayalım. Ama birazcık acele etmeleri gerekiyor çünkü 1 Mayıs'ta kapanacak. 1 Nisan ve 1 Mayıs evet, arası. Evet. Başka bir yarışmada veya bizim yarışmamızda daha önce ödül kazanmamış olması gerekiyor. Başka yarışmada ödül kazansa da katılamıyor. Evet. Wow. Anladım. Öyle herkesin ödül
toplamak kolay değil. Başvuru sürecinden önce de bize vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. İlk defa başvuru süreci açılmadan bir yarışmayla, yani hatta yarın değil mi? Evet, yani evet. Gerçi bu bölüm yayınlandığında başlamış olacak yani, birkaç gün geçmiş olacak, olsun. Yarışmayın evet. Olmadı daha erken atacaktık ama Milli Eğitim Bakanlığı'yla alakalı bazı sıkıntılar çıktı, o yüzden süre bu kadar kısa. Peki bu seni bu online'dan şey Milli Eğitim evet. Bakanlığı'ndan gelen yazıyı bekliyoruz. Evet. Süper. O zaman daha nicelerine diyeyim yani. Teşekkürler. Çok teşekkür. Bu senekine katılamazsanız 20.sinde seneye katılırsınız. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz.